yönelen olurlarla. Meşe, kızıl ağaç, fındık. Evet. Meşe odunları. Fındık. Bu yörenin odunları yani. Meşe olur, burada ne olur? Yabani karaymış, komar, meşe bu şekilde. Kapalı pidelerle. Biz soğanı kıymayla beraber pişirmiyoruz. O soğanın kendi lezzeti, soğan ölmeden ete verecek. Kendi suyunu. Soğan ve etin birleşmesi kombinasyonuyla onun lezzeti bir farklı oluyor. Bazı yerde soğanı öldürürler kıymayla beraber. O ne yapar? Soğanın çiçeğini alıyor. Kendi doğal özelliğini alıyor. Kıymayı böyle safi kavuruyoruz biz. Baharatla beraber. Soğanı böyle çiğden koyuyoruz. Çiğden koyuyoruz ki lezzet versin diye. Soğan kendi lezzetini ete versin diye. Bu kıymalısı, bu da kavurmalısı. Pul biberi atıyoruz biz. Hafif bir baharat. Bu şekilde kapatıyoruz. Kapalı biberimizi böyle yapıyoruz. Hemen yapayım. Kapalı pideleri üstten böyle dikişliyoruz. İşliyoruz yani üstten. Hava almayacak şekilde. Hava almadı mı böyle kabarır. Olsun. Aferin sana. Kapalı pidelere böyle bu şekilde oluyor. Mesela burada ne var? Kıymalı var, kaşarlı var. Yani kaşarlı peynirli karışık var. Kavurmalı var. Bizim kavurmalı pidelerin özellikleri sadece kavurma. Kavurma soğan kombinasyonuna birleşir yani. Kavurmanın, soğanın verdiği lezzet birbirine geçmesi gerekiyor. O birbirini tamamlıyor yani. Evet, kapalı pidelerimizde bu şekilde mesela diyelim 3 kişi var masamızda. Kimisi kaşarlı peynirli karışık tercih etti. Kimisi kıymalı, kimisi de kavurmalı. Kıymalı soğanlı, kavurmalı soğanlı. Kaşarlı mesela mince, beyaz peynir karışık. O şekilde oluyor yani.